Herkese merhabalar. Biliyorsunuz Fethiye'deyiz, Yanıklar bölgesindeyiz. Burayı ne kadar çok sevdiğimi de dün söylemiştim size. Arman burada 18 yıldır çalışıyor. Evet. Kampa geldi, sonra sevdi. Hem çalışıyor hem tatil yapıyor. Evet. Ailenin de oğlu gibi olmuş. Evet. Dolayısıyla bu seferki detaylı inceleme röportajı da Arman'la yapacağız. Kaç çadır kapasitelidir burası? Ne kadar bir alan burası? Burası yaklaşık 70-80 çadır kapasiteli. Ön ve arka tarafta olmak üzere, yani deniz tarafı ve arka taraf olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda kardeş kampımız olan Doğa Kamp'a da başvurabiliyoruz. Evet. Bu tarz şeylerde yardımlaşıyoruz birbirimize. Evet. 4 bungalovumuz var. 1+1 ve 2+1 olmak üzere 4 adet bungalovumuzu sene içerisinde belli takvimlere göre kiralıyoruz. Günlük ya da haftalık, evet, kiralıyorsunuz. Evet. Bungalovların içinde mutfak var galiba. Mutfağımız, banyomuz, tuvaletimiz, odalarımız, televizyonumuz aynı normal bir ev gibi. Evet. Kullanım sağlayabiliyorlar. Kendilerine özel balkonları var. Hı hı. Ve denize yakınlığıyla zaten vazgeçilmez bir şey oluyor. Kesinlikle, yani deniz hemen zaten burada, evet, görüyorsunuz. Süper. Aynen. Peki karavancılar da ziyaret edebiliyor mu alanı? Tabii ki karavancıları da ziyaret edebiliyor. Ön tarafa eğer sakinse, yani çok fazla çadır yoksa, çünkü kalabalıklık yaratmamak amacıyla, evet, ön tarafa çok fazla karavan alamıyoruz. Ama arka taraftaki yerlerimizde yine elektriği, buzdolabı ya da herhangi bir ihtiyacı olduğunda tüm hepsini sağlayacak şekilde arka tarafa da yerleştirebiliyoruz. Evet. Karavancı gelen arkadaşlarımıza yardımcı olabiliyoruz yani. Peki yılın hangi dönemleri açık burası Arman? Mayıs başında başlıyor. Ekim'e doğru falan kapatıyoruz. Ama bungalovlarımız Kasım sonuna kadar falan devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Evet, sezonda zaten güneyde yüksek olduğu, evet, için Kasım'a kadar, evet, çok güzel. Yani sıcaklık hiçbir zaman burada 20'nin altına ya da 15'in altına düşmediği için. Evet. Sürekli tatil için. Ve Efil de bir esintisi var kampalarının. Evet. Hakikaten bu doğal bir vantilatör vazifesi görüyor. Kampımızın şöyle, yani daha doğrusu bu bölgenin şöyle bir özelliği var. Fethiye merkeze göre yaklaşık 5 derece, 6 derece aşağıya oynayabiliyor. Yani Fethiye merkezde hiçbir şekilde rüzgar olmadığı zamanlarda burası her zaman esintili, her zaman serin. Evet. Geceleri hatta hani üşüyen, üzerine biraz bir şeyler alan, hani bir peki gibi bir şeyler alan arkadaşlarımız da oluyor. Evet. O yüzden buranın artı bir özelliği de o yani. Evet. Onun dışında denize... Şimdi şöyle gidelim, sırayla gidelim istersen. Tamam. Sonra sen yine söylemek istediklerini söyle. Kamp alanının şimdi imkanlarından bahsedelim. Kamp alanına geldik. Kendi çadırımız var. Kendi çadırımız yoksa sizin çadırlarınız var mı? Kiralayabiliyor muyuz sizden? Tabii ki. Kendimize ait 2 ya da 3 tane sanırım şu an ayrıyeten çadırımız var. İhtiyaç duyulduğunda bu çadırları kuruyoruz. Peki o şimdi 2-3 tane az bir çadır nispeten. Dolayısıyla, evet, rezervasyon, hı-hı, kabul ediyor musunuz bununla ilgili? Yani yoksa kendimize, kim geliyorsa o kapıyor gibi oluyor mu? Yok, rezervasyon da yapılabiliyor. Yani daha öncesinde arandığında yer rezervasyonu çadırlar için yapamıyoruz ama çünkü yoğunluk sürekli değişiyor. Tabii kendi çadırınız varsa tabii, evet, ki neresi müsaitse oraya. Kendi çadırımızı rezervasyon yapabiliyoruz. Evet. Kendi çadırımızda olan fiyatlar biraz sadece oynuyor. Tamam, şimdi onu söyle. Kendi çadır, sizden bir çadır kiraladık. Hı-hı. Çadırlar kaç kişilik? Çadırlar yani 4 kişi kapasiteli çadırlar. 4 kişi normal, kapasiteli. Evet. Peki ne kadar ödüyoruz? Tek gece için 150 lira civarında oluyor. 4 kişiye kadar, evet, 150 TL. Buzdolabı, elektriği, her şey içerisinde oluyor. Aha. Tüm kullanım, ortak kullanımları da kullanabiliyorlar. Tamam, süper. Kendi çadırıyla gelmek isterlerse, yani kendi çadırını kullandıklarında, evet, günlük 60 lira civarında bir para ödüyorlar. O da 4 kişiye kadar. O da 4 kişiye kadar. Yani bir çadır küçük ya da büyük fark etmiyor. Tek, aha, çadır üzerinden fiyat alıyoruz. Evet. 60 lira çadır fiyatı ödüyorlar ve sonrasında 10 lira da ayrıca elektrik, buzdolabı gibi ek bir ücret alınıyor. Evet, günlük 10 TL'de, evet, kullandığınız buzdolabı ve elektrik için, evet, ücret ödüyorsunuz. Toplamda 70 liraya bir gün 4 kişilik bir aile ya da 4 kişilik bir arkadaş grubu gelip burada kalabiliyor. Evet. Tüm imkanları da kullanmış oluyorlar. Wi-Fi, işte sıcak su, bulaşık yıkamak için ayrı bir alan. Evet, duş, bulaşık yıkama falan alanı var. Bir de şimdi burada bir mutfak alanı yok. Yani bulaşığı, evet, yıkıyoruz ama bir yemek pişirmek için bir ocak yok. Hı-hı. Sanıyorum siz bir biz ocak sağlıyoruz mı temin ediyorsunuz? Evet, yani şöyle, ihtiyaç olduğu zamanlarda yani küçük piknik tüpleri ya da herhangi, evet, bir şekilde elektrikli ocaklar, evet, bu tarz şeyleri biz temin ediyoruz. Ve bizlerde varsa bizler kendimiz de getirip kullanabiliyoruz. Yoksa, evet, da sizden temin edebiliyoruz. Evet, getirip kullanabiliyorsunuz. Burada zaten herkese sağlamış olduğumuz elektrikli ya da bazı diğer aletlerle bu şeyi sağlayabiliyorlar kendilerinde. Evet. Kullanım yapabiliyorlar. O yüzden ortak bir mutfağa ihtiyaç duymuyoruz açıkçası. Süper.
Evet. O şekilde bir kullanım yapıyorlar. Süper. Peki şimdi Arman burada yolu çok güzel bir yol. Yolu da ayrıyeten çekmiştim ben zaten gelirken. Fakat evet. burada şimdi market biraz uzakta kalıyor. Evet. Kamp alanında senin hemen şurada birazdan gösteririm evet. de küçük bir marketin var. Evet. Orada domates, patates, zeytinyağıydı böyle evet. bir kampçının ihtiyacı olan şeyleri taze bulabiliyorsunuz. Ve sen her akşam da dolanıyorsun. Ekmek ihtiyacınız var mı? Ekmek ve simit ihtiyacınız var mı? Simit ihtiyacınız var mı sabah için diyor. Ve herkes ihtiyacı olan söylüyor. Arman bunları da temin evet. ediyor. Peki işte daha tekel olabilir ya da başka bir şey olabilir. En yakın markete ne kadar yürüyebiliriz? 400 metre mesafesinde bir yürüme mesafesinde bir büfemiz var. Burada tekel ürünleri falan satılıyor. Burada açıkçası şöyle bir şey var. Yani 18 yıllık bir geçmişin sonunda insanlar sabah kalktıklarında denize girdikten sonra ya da ilk kalktıklarında buradan oraya kadar bile hani gitmesinler diye. Tabii. Biz bu sene burada ufak bir reyon açtık. Ve tamamı doğal malzemeler olmak üzere yani domatesi, salatalığı, işte yani bir kampçının ihtiyacı olan ne olabilirse su, kömür, evet. Zeytinyağı, bal, tereyağı, peynir bu tarz şeylerin hepsini ben reyonuma koydum. Ve her akşam da yani iki kamp müşterilerine de yani kardeş kampımıza da Onur kampa da evet. iki kamp müşterilerine de hizmet vermek amacıyla akşamları sayı alıp sabahlarında sıcak fırından taze çıkmış yeni ekmek getirmek ve yanında işte isterlerse simit tarzında bu tarz hizmetlerimizi de koyduk ki bu sene de çok büyük hani çok büyük pozitif bir şey aldık. Geri dönüş aldık bu konuda. Devam ettirmeye çalışacağız. Ama hani bunun dışındaki tekel ürünleri ya da işte soğuk zincir ürünleri için ayrı bir çalışmaya ve ayrı bir şeye ihtiyacımız olacak. Bakalım yani ya geliştireceğiz ya da dediğim gibi en kötü ihtimalle 400 metre uzaklıkta olan markete. 20 mesafesi olan bir zaten yürüyüş var. Yolu da çok güzel evet. yani tabii enerjisi olan için çok güzel yani o bahçelerin arasından yürünüyor. Evet doğayla birebirsiniz zaten arka tarafta ki o hani şey aynı zamanda çiftlik hayvanları gibi doğa konseptiyle alakalı bir aynen. şeyimiz var. Evet. Oraların arasından geçerek normal sabah ufak bir yürüyüş de olabilir. O şekilde gidip gelebilirim. Peki şimdi gelen kampçılar çamaşır problemini nasıl çözerler? Şimdi benim orada hı-hı. gördüğüm bir çamaşır makinesi var bir bulaşıkhanenin evet. altında. Sanırım ona belli bir ücret karşılığında evet. ne kadar yıkıyoruz? 10 lira karşılığında deterjanı ve işte yumuşatıcısıyla beraber bunların hepsi bizden olmak kaydıyla 10 lira karşılığında kullanabiliyorlar. Yıkayabiliyoruz. Evet kullanabiliyorlar. Hiçbir şekilde hani öyle bir sıra bekleme ya da yoğunluk durumu olmuyor. Gerektiği zamanlarda diğer bu yola evlerimizden ya da farklı şekilde yardımcı olabiliyoruz zaten. Çok güzel. O konuda hiç sıkıntı çekmiyorlar çamaşır yıkama konusunda. Peki, şimdi evcil hayvanla ziyaret edilebilen bir yer burası. Kedisi olanlar, köpeği olanlar var. Tabii ki yani daha öncesinde de sürekli evcil hayvan olan misafirlerimiz geldi. Yani hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Bazen ufak hani çocukları olanlar yani bebekleri olanlar gelebiliyor. Bu durumda da hani bağlamak kaydıyla yani zarar vermeyecek olabilir ama tabii. yine de bağlamak kaydıyla çocukları korkutmamak amacıyla. Evet. Bu şekilde izin veriyoruz yani sıkıntı olmuyor çünkü onların da aklı evet, süper. Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki gelen kişinin arabası yok. Hı-hı. Motoru yok, bir şeyi yok. Toplu taşımayla gelecek. Evet. Peki nasıl bir güzergah önerirsin? Toplu taşımayla gelen birisi için nerede inmeli, nasıl yürümeli, ne kadar yürümeli? Şimdi kampımızın konumu Dalaman ve Fethiye arasında Yanıklar mevki dediğimiz bir mevkide bulunuyor. Evet. D400 karayolu üzerinde olan bir mevki. Ana yol üzerinde herhangi yani bir ortak bir nokta var. Ana yol üzerinde orada indikleri vakitte eğer çok fazla eşyaları varsa biz de buna yardımcı olabiliriz. Yani çünkü burası tamamıyla bir aile kampı gibi. Hı hı. Biz de kendilerine yardımcı olabiliriz. Yardımcı olamadığımız zamanlarda ana yoldan yaklaşık işte 2 kilometre falan bir uzaklıkta denize doğru. Bu 2 kilometre uzaklığı dolmuşlarla da geçirebiliyorlar. Hı hı. Aynı zamanda taksi de kullanabilirler. Yani bu aradaki ulaşım çok da zor bir mesafe değil. Yani şehrin dışında olmasına rağmen yine dolmuş de çok da dediğin en yakın ne kadara kadar geliyor? En ama yakın tam olarak buradan 200 metre uzağa kadar. Yani tam bu kesişim nedir o dolmuşun adı? Ne dolmuşları diye geçiyor biliyor musun? Fethiye'nin normal kendi kooperatif dolmuşları. Yani, yani bölge, üzerinde Club Tuana yazıyor. Aha. Bizim yan tarafımızda olan bir Club Tuana aynen. yazıyor. Tuana duraklarında indikleri zaman direkt 200 metre kadar. Evet. Şahane. Süper. Köşeye kadar gelebiliyorlar yani. Süper. O konuda sıkıntı yaşamıyorlar. Ulaşımı sağlayabilirler yani. Harika. Peki çok teşekkür ediyoruz rica verdiğin ederim. Röportaj için. Teşekkür bizim ederim. Dün kamp alanı çektiğimiz video ile devam ediyoruz. Kamp inceleme videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Fethiye'deyiz. İki tane kamp alanı inceleyeceğiz bugün.
Arkamda görüyorsunuz Doğa Camping ve Onur Camping. Yanıklar bölgesindeyiz. Müthiş güzel bir yer burası. Hala bakir kalabilmiş, doğayla iç içe ve korunabilmiş bir yer. Biz çok beğendik burayı. Şimdi bu iki kamp alanı birbirleri dip dibe. Aslında tek bir arazi ama işte oradan şöyle bir birazcık ayırmışlar. Dolayısıyla şimdi her iki kampı da gezeceğiz. Şöyle hepsine bakacağız. Tuvaletlere, duşlara falan da bakacağız. Nefis de bir kumsalı var. Orayı da göstereceğim size ama önce bir şunları çeker misin Güngör'cüm? İnekler, koyunlar, bakar mısın? Muhteşem keçiler. Şu keçi sabah masanın üstünde duruyordu şuradaki. Masanın üstünde nasıl çıktıysa. Evet. Yavaştan yürüyelim mi? Evet, şimdi önce istersen Güngör'cüm duş ve tuvaletlerle başlayalım. Bulaşıkhaneyle tamam. Çünkü onlar kapı girişinde. O tarafa doğru yürüyebiliriz. Bayağı sıcak. Evet, güneş yakıyor. Evet. Şimdi şurada iki tane evye var. Bulaşık yıkama alanı. Hemen yan tarafta duşlar. Ben alayım mı? Alır. Zaten küçük. Şöyle bayanlar birlikte gidelim. Ben şu gözlüğümü de çıkartayım. Bir alaturka, bir alapranga tuvalet var. Sabah temizlediler daha. Rica ettik. Evet. Şöyle dönüyoruz ve gördüğünüz gibi duş, iki tane yan yana. Evet, böyle bir lavaboyla küçücük bir yer. Önemli olan temiz olması, küçüklüğün hiçbir önemi yok. Evet, sana verebilirim istersen. Sağ ol aşkım. Buyurun beyler. İki adet duş var. Şöyle bir ayna. Harika. Ne yapayım benim aşkım? Çok soğuk değil ama yine de bu da bir terapi. Ayakları yıkamak. Evet. Devam edelim mi? Edelim aşkım. Şurada yan tarafta iki tane evye daha var gibi gördüm. Bulaşık yıkamak için. Ah, ve bir de çamaşır makinesi var. Ücret karşılığında çamaşır makinesinde çamaşırınızı yıkatabiliyorsunuz. Tabii kamp şu anda çok kalabalık olmadığında çok kimse yok. Dolayısıyla alanlar böyle daha sakin. Evet. İçeriye doğru girelim bakalım. Şimdi bir de Doğa Camping'in tuvalet ve duşlarına bakalım. Thank you.
gerekli. İki duş, iki tane de tuvalet var. Burası da erkekler için galiba. Evet. Erkeklerin tuvaletleri ve duşları. İşte böyle bir yerde kalıyoruz. Bilgör şöyle 180 derece al istersen. Gördüğünüz gibi biz otağımızı bu tarafa kurduk. Alanın tam kenar bölgesinde ve denize yakın. Sakin olduğu için etraf zaten çok keyifli. Sezonda mutlaka ki çok kalabalık oluyordur tabii. Gördükleriniz 7 kişilik çadırlar, işletmenin kiraya verdiği çadırlar, önlerinde masa sandalye de veriyorlar. Yani kendi çadırınız yoksa buradan çadır da kiralayabiliyorsunuz ama çok az olduğu için çadırları bir rezervasyon yapmakta fayda var özellikle sezon içinde. Masa ve sandalye de veriyorlar ve alanda gördüğünüz şu buzdolaplarını 2019 itibariyle günlüğü 10 liradan kiralayabiliyorsunuz. Biz şunu kiraladık mesela. Eşyalarımız onun içinde duruyor. Evet. Masamız, çayımızı içtik. Gerçi ben daha bitirmemişim ama hemen şu çekimi yapalım dedik. Güneş çok fazla. Aslında soluma gel. Nasıl? Tamam. Ha, pardon. Tamam, dur öyle. Buyurun, buyurun. Tamam. Evet. Çok güzel bir denizi var. Nefis. Fethiye'de aktiviteye doyulmaz. Fethiye'de aktiviteler bitmez. Tekne turu, muz, her şey var. Hatta şöyle bu sefer dibine kadar girelim. Bakar mısınız? Şöyle hemen biraz taşlık var ama bir 2-3 metre sonra nefis bir kum var. Biraz çabuk derinleşiyor. Çocuklar için biraz dikkatli olunabilir.
nedir? Ayaklarım yandı. Yakıcı mı? Evet, ayağımlar sıkımlar gibi yandı. Biraz ateş yapmış. Yere buradaymış aşkım. Evet. Muğla'da olsalar buraya azmak derler. Doğru, azmak oluyor bu. Doğru. Minicik balıklar ve dolayısıyla tabii küçük sinekler de fazlalıklı, korunaklı gelip. Evet. Bunun dışında başka ekleyeceğimiz bir şey kaldı bugün gördüm dersin. Yok, kalmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.